Allah dünyada bizleri imtihan ediyor. Çünkü imanımızın artması, aklımızın artması, insani güzelliklerimizin, inceliklerimizin daha belirgin hale gelmesi gerekiyor. Cennete layık kullar haline gelmemiz gerekiyor. Allah pek çok ayetinde şeytandan Allah'a sığınıyorum. Daha öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi zannettiniz diyor. Başka bir ayette andolsun sizi mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle deneyeceğiz diyor. Bunların hepsinin arkasında önemli hikmetler ve sırlar gizli. Hastalıklar da bu imtihanların aslında önemli bir bölümünü oluşturuyor. Geçenlerde hocamız söylemişti, Allah ahir zamanda müminlerin üzerinden hastalıkları kaldırsın. Bu dönem önemli bir dönem. İslam'ın yayılması için Müslüman kardeşlerimizin Allah yolunda bütün gayretleriyle gayret göstermeleri için önemli ve gerçekten ecir alınabilecek, çok ecir kazanılabilecek bir dönem. Böyle bir dönemde Allah inşallah hepimizin gücünü, kuvvetini çok çok artırsın. İnşallah. Hasta olan bütün kardeşlerimize de Allah şifa versin. Ahir zamanda kanser hastalığı gerçekten çok önemli ve çok yaygın. Biliyorsunuz kanser çok sinsi yayılan bir hastalık ve genel olarak belli bir aşamaya gelmeden de fark edilmesi zor bir hastalık. Bunun nedeni kanser hücreleri aslında vücudun kendine ait hücreler ve kanser hücreleri aslında vücudun kendine ait moleküler damgasını taşıyor. O yüzden de vücudun savunma sistemi tarafından düşman hücreleri olarak ilk etapta tanınamıyor. Antikorlar bildiğiniz gibi vücuda giren düşman hücrelerini tanıyan ve onlara karşı savaşan proteinlerdir. Evet. Ama hikmeti bilinmiyor. Tabii ki burada aslında Allah'ın yarattığı çok belli ve Allah bize aslında onu gösteriyor. Allah dilese çünkü bunun nedeni de bilinir ve ona göre bir tedbir de alınabilir inşallah. Belki Hazreti Mehdi döneminde, özür dilerim, bunun şifası da tam olarak bulunacak da olabilir inşallah. Ama antikorlar kanser hücrelerini gördüğünde kanser hücrelerine yapışıyor. Ve normalde kanser hücreleriyle savaşması gereken yerde kanser hücreleriyle birlikte hareket ederek işbirliği yapıyor. Ve bu hücreler çok daha rahat kendilerini sezdirmeden vücut içerisindeki o zedeleyici faaliyet, yıpratıcı faaliyetlerine devam edebiliyorlar. Bunun yanı sıra çok önemli bir detay var. Antikorlarla birleştikten sonra kanser hücreleri başka antikorlarla birleşip sahte baskılayıcı T hücreleri üretiyorlar. Baskılayıcı T hücrelerinin amacı vücuda sinyal göndermek. Vücutta tehlikeli bir durum yok. Vücudu savunmanıza gerek yok, sinyali gönderiyor. Ve bu şekilde vücudu sakinleştiriyor. Ama bu sahte bir sinyal olmuş oluyor. Yanıltmış ve oluyor. Vücudu tamamen yanıltıyor. Ama bu tabii ki kanser hücreleri açısından aslında onlar için avantaj. Ama vücut açısından bir dezavantaj oluşturuyor. Kanserin bir ileriki aşamasında bu sefer kanser hücreleri antikorlarla birleşip sahte yardımcı T hücreleri üretiyorlar. Yardımcı T hücrelerinin görevi de demin vücuda anlattığım, vücuda beklenmedik bir durum yok, alarma geçecek bir durum yok, tehlike yok, sinyali veren baskılayıcı T hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını sağlamak. Bu şekilde tabii ki çok sayıda T hücresi üretiliyor ve vücudun her yerine vücutta bir tehlike durumu yok sinyali verildiği için vücut iyice rehavete kapılarak hiçbir savunma ihtiyacı gütmeden çok rahatlıkla normal seyrinde vücut faaliyetleri devam ediyor ve bu üstü kapanarak kanser hücreleri sinsice faaliyetlerine devam ediyorlar inşallah. Evet. Başka bir yönü daha var. Bu da inşallah çok büyük mucize. Allah'ın yarattığının önemli delillerinden biri inşallah. Kanser hücreleri kana tuzak antijenler yayıyorlar. Antijen ne demektir? Vücuttaki öldürücü hücreler, vücuda giren yabancı ve zararlı hücreler. Normalde bu kanser hücrelerinin yaydığı tuzak antijenin aslında vücuda doğrudan bir zararı olmuyor ama vücut tabii ki bunu anlamıyor ve bütün savunma mekanizmasını bu antijenleri yok etmek için kullandığı için kanser hücreleri de üstü kapalı bir şekilde, örtülü bir şekilde inşallah vücudu içten içe belki de yıpratmaya devam ediyor. Aslında burada hücrelere bir insani özellikler atfederek konuşuyoruz. Sanki akıl ediyormuş. Evet. İşte sanki bir şeye karar veriyormuş. Orada gizleniyormuş gibi. Halbuki hocamız söylemişti. Her bir hücre, her bir kanser hücresi Allah'ın kontrolündedir. Hı-hı. Allah dilediği için o yıpratıcı özelliğine devam eder. Allah dilediği anda o özelliği ortadan kaybolur. Allah bize acizliğimizi görmemiz için inşallah detaylar yaratıyor. Halbuki Allah'ın hiçbir detaya aslında hiçbir sebebe ihtiyacı yok. Sadece görüp ibret alalım. Allah'a olan acizliğimizin tam olarak şuuruna varalım. Dünyadaki nimetlerden Allah yolunda ve Allah rızası için faydalanalım ama asıl ahiret yurdunu unutmadan ona göre Müslümanca mafiyetimizi bilerek inşallah bir yaşam sürelim diye Allah bu şekilde detaylarla bizim kendisini tanımamızı istiyor inşallah. İnşallah.